verileri açıkladı. Kasım ayının yoksulluk açlık sınırı 4 kişilik kirada oturan aileler için. Açlık sınırı 7.786, yoksulluk sınırı 25.365 lira gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Diğer yandan muhalefet partileri bu yoksulluğun açlığın farkındalar. Kaç tane önerge de verdiler çocuklarımıza öğle yemeği ücretsiz verilsin, işte çocukların açlığı araştırılsın diye ama MHP ve AKP oylarıyla hepsi reddedildi. Madem reddedildi diyorlar, Münferi'den belli yerlerde gençlere, çocuklara yardımcı olmak için bazı projeler hazırlıyorlar. Bugün CHP'li Kadıköy Belediyesi çorba dağıtırken engellendi. Bildiğiniz engellendi. İyilik yapmaya çalışırken çocuklar çorba içmesini istiyor. Bir de kırdırtmayın kamerayı diye tehdit evet, edildi bu görüntüyü bunu alanlar. Bakın bir diğer burası yanda, Kadıköy'de bir imam hatip lisesi. O liseye ki onun ortaokul bölümü de olduğu için küçük yaşta çocuklar var. Tabii tabii. Oraya Kadıköy Belediyesi araçları sabah sıcak çorba dağıtmak için gidiyor. Çünkü e, Erdil Odabaşı eee Kadıköy'ün Belediye Başkanı Sayın Erdil Odabaşı'nın söylediği gibi biz komşularımıza e, biz e, Kadıköy'lülere destek şerdil. olmaya e, Şerdil Odabaşı Evet e, destek olmaya gidiyoruz. Hı hı, Hiç kimse engelleyemeyecek hı. diyor. Bu sakallı arkadaşımız kırdırtma kameranı diyor. Yani e, bilemiyorum, ama kendisini Kadıköylüler kendisine gerekli yanıtı verecektir. İmam Hatip'i kendi şeyleri, tapulu malları zannediyorlar bunlar. Ama zaten bunlar her şeyi geçtim. Ve, yani iyilik ve, yapılıyor ya orada, çocuklar aç girmesin, durum aç kalmasın. Şu, ortada örgütlü bir kötülük var. Bunlar kötülüğü temsil ediyorlar. Aynı örgütlü, şey İyi Parti'nin projesine evet, de yapılmış Demre'de, Antalya'da. Örgütlü bir kötülük var, geleceğim ona. Örgütlü bir kötülük var ortada. AKP örgütlenmiş kötülüktür. Kötülüğü örgütledi, kötü olanı. Cehaleti, geriliği, ilkelliği kışkırttı. Yani insanların e, toplumun iyi yanlarına duyulan bir ilkel öfke vardır. Yani şu ya da bu şekilde e, kendisinin dışlandığını düşünen, yani toplumun hani insan ruhu gibi, yani insan ruhunun bir kara yüzü vardır ya toplumların hı hı. da vardır bu. Yani e, gelişkin olana, iyi olana, nitelikli olana duyulan bir kıskançlıkla karışık bir öfke ve bir kim vardır. AKP bunu kışkırttı. Ve İmam Hatip'leri kendi tapulu alanları, arka bahçeleri gibi görüyorlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden pay alarak evet. bu eğitim veriyorlar. Yani tümümüzün orada söz hakkı var. Belediye ne yapmış Kadıköy'de? Bu çocuklara çorba dağıtmaya gitmiş. Niye? Kadıköy Belediyesi. Niye karşılar? CHP'li belediye. Tabii. İmam Hatip'in bahçesinde ne işi var? Sizin ne işiniz var ya? O halde sizin Türkiye Cumhuriyeti'nde ne işiniz var? ya Buraya kadar gider. Bak bunu söylemiyorum ama... Buraya kadar gider. Böyle bir şey olabilir mi? Tutum olabilir mi? Şimdi bugün Meral Hanım'ın ben e, grup toplantısındaki feryadından çok etkilendim. Çok, çok, çok etkilenciydi çünkü. Çok etkilendim. Diyor ki Meral Hanım, ya nasıl bir gençlik yarattınız siz? Yakaları buraya kadar açık, kocaman düğmeli, kötü sakallı, böyle pırlanta mıdır, alkın mıdır belli olmayan, böyle kolyeli, taka. madalyalı, kollarında zincir, bileklikler, böyle şey... Tuhaf ceketler giyen, tuhaf sakallı kendini Osmanlı torunu zanneden ama pudra şekeri çeken burnuna Bilgiler böyle yandan. gençler yarattınız. Haram olsun, zıkkım olsun dedi size. Yani Bir de diyor ki Sayın Erdoğan siz aç yatanları bilirsiniz. Aç yatanları bilirsiniz. Aç onları yatanları yok etmek için ya. güya. Güya onları yok etmekten gelmiştiniz. Nedir? Antalya'nın Demre Belediyesi. Bu belediye iyi Partiliymiş hı hı, ben bilmiyordum. Hı hı. İyi parti bir proje oluşturmuş ve e, okullara yemek veriyor. Okullara yemek verecek. Şimdi milli gidiyorlar, gidiyorlar okullara yemek yasaklamış. dağıtmaya belediye bütçesinden kaynak bulmuş, sponsorlar bulmuş. Evet. Her neyse, okullara yemek verecek. İlçe milli eğitim müdürlüğü bunu yasaklıyor, engelliyor. Böyle bir vahşet olabilir mi ya? Böyle bir vahşet olabilir mi? Böyle o bir yok. vahşet olabilir mi? Bakın, yani benim yakından bildiğim örnekler var, yakından bildiğim örnekler var. Yani e, Kadıköy'deki birçok okulda okul aile birlikleri yemek çıkartıyor ve okul aile birlikleri e, durumları daha iyi olan, durumu ekonomik durumu daha iyi olan yurttaşlardan bağış istiyor okul aile birlikleri. Çünkü e, bağış yapamayan, ailesi katkıda bulunamayacak çocuklar da orada yemek yesin diye hiçbir ayrım yapmadan ister para versin ister para vermesin o ailelerin desteğiyle işte aileler okula sahip çıkıyor ya devletin evet. kamunun yapması gereken şeyi boş. Bunlar sözünü ettiğim devlet okulları. Öğlen yemeği çıkartıyorlar. Gördüğüm kadarıyla sadece kantinciler bu işten <laughs> rahatsız. Ee, o da çocuklar telafi da edilebilir. O ki zaten. O da o da telafi edilebilir. Çocuklar yemeklerini yiyorlar. Sadece okulda yemek yiyen çocuklar var. Çok acı bir tablo. Yani evet. bunu konuşuyorum 3 4 kap çok yemeği güzel. Okulda sadece okulda yiyen çocuklar oh. var. Bunu kim unutmasın. Bu bir vahşettir. O kırar kırdırtma kameranı kameranı diyenin tuzu kuruş da bunlar. Bunlar böyle bir kesim yarattılar. Böyle bir kesim yarattılar. Oligarşi, oligarşi dediğimiz bu. Dini zenginleşmenin, sınıf atlamanın, ülkeyi yağmalamanın bir aracı olarak kullandılar ve istismar ettiler. Çok üzücü. Şimdi, e, Meral Akşener'in o çizdiği o yeni gençlik tipi herkesin gözünün önünde canlandı değil mi? Evet. Herkes çünkü bunu görüyoruz. Burada biz. duruyor şöyle. Var evet. Bu tipleri görüyoruz. Böyle tipler var. Böyle Çok tipler fazla var. yani. Cahil, Sürekli kaba saba, kesen. evet. Cahil, kaba saba, sıkıştığında Osmanlı, bilmem ne, ecdat, e, milli şey işte vatan, millet diyen ahlak ama etçisi. ama tümü 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 bedelli askerlik için şeye giren, sıraya giren, giren, askere gitmekten kaçan bu tipler. Ya ben hiç unutmuyorum. 12 Eylül'den sonra ben çıktıktan sonra asker tam süreli askerlik yapmak için ne kadar uğraştığımı hiç unutmuyorum. <laughs> ya, yaptırmadılar. Sen sakıncalısın diye. Yaptırmadılar. E, er olarak yapmak istiyorum dedim. Asteğmen olarak yaptırmıyorsunuz. Er olarak yapmak istiyorum. Hayır dediler yüksek lisans yapmışsın sen. Bu akademik eğitime denk düşer. E, asteğmen olarak yapacaksın. Asteğmen olarak alın. Yok alamayız sen sakıncalısın. E ne yapayım dedim. Ya dediler yeni bir yasa çıkacak sen gelme. Kaç. <laughs> Bunu söyleyen askeri alma daire başkanlığı için devamını vermeyeceğim bir albay, denizci bir albay. Bu iş 12 Eylül'den sonra çıktı. Hep okumuşların durumu bu dedi. Şimdi çok çıkıyorlar. <laughs> Yeni bir. bir kenarda dur biraz bekle. Yani biz bu kadar uğraştık. Biz bu kadar uğraştık. Şimdi bunların bir bölümü de böyle kaçıyorlar, değil mi? O tip ben sayın seyircilerimizden Tele1.com.tr'ye girerlerse ya da Tele1'in YouTube hesaplarına bakarlarsa ana haber bülteninde Meral Akşener'in grup konuşmasına lütfen bakın. Orada çizdiği bir genç tipi var. O tip gözünüzün önüne canlanacaktır. Ona bir iki nitelik daha eklenebilir, cehalet eklenebilir ve zavallılık ve sefalet, yani felsefe sefalet eklenebilir. Ama Bu kadar. sonunu da çok güzel bağlıyor. Evet. Şimdi geçiyoruz. İki yıldır liyakatsiz atamalarla kayyum rektörlerle yönetilen Boğaziçi Üniversitesi'nin uluslararası alanda nasıl gerilediğine. Olay ortada. Melih Bulu, Naci İnci. Bu arada pek çok akademisyen haksızca, hukuksuzca görevlerinden edildi. Kazananlar döndüklerinde derse alınmadılar. Bu arada akademisyenlerin e, protestoları da devam ediyor. Onu da söyleyelim. Evet, Az kayyum Rektör bu değil mi? Evet. Naci İnci, Melih Bulu. Öğrenciler terörist ilan edildiler Kayyum Rektör'lere karşı çık.